Herkese merhabalar. Bugün Yeniköy Güzellik Salonu'ndayım. Yanımda Yeniköy Güzellik Salonu'nun sahibi Şengül Hanım var. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında ben buraya danışmanlık yapmaya geldim. Seansımız vardı. Sonrasında da burada böyle cihazlar olunca bayanlara özel bir video içeriği aklıma geldi ve hazırlık yapmak istedim. Görmüş olduğunuz bir cihaz var. Bu cihazın adı ne Şengül? Lenf drenaj cihazı. Lenf drenaj cihazı. Ne işe yarıyor bu peki? Tabii ki dolaşımda vücut içerisinde doku altında oluşan ödemi her vücut sağlıklı bir şekilde atamayabiliyor. Biz bu cihazla destekleyip hem dolaşımı düzenleyip hem de ödemi vücuttan kolaylıkla atabiliyoruz. Peki şimdi bir de bunun bilinçaltı okuması var. Seansta da gördüğümüz üzere. Şimdi bir insan eğer ki vücudunda aşırı kilosu varsa, ödemi varsa bu insan kendisini korumak istiyordur. Yani bilinçaltında kaleler örmek istiyor vücuduna ki dünyada korunayım. Muhtemelen çocukluktan hani böyle bir şeyleri vardır, bir takım travmaları vardır, dünyayı tehdit edici yer olarak görüyordur. Öyle olduğu için de bu kilolarla birlikte bu kişi kendisini bir kale gibi korumaya almak ister. Bilinçaltı olarak hani böyle diyorlar ya, niye kilo veremiyorum edemiyorum. Esasında o tarz insanların korkularıyla kare örmek istiyorlar kendilerine. Bir de hayattan alamayan insanlar vücuduna yeteri kadar suyu alamıyor. Alamadığı için de ne oluyor? Vücutta ödem oluşuyor. Tabii ki bu ödemleri de duygusal anlamda çözdüğümüzde, bunlar her zaman söylüyoruz, önce ruh hastalanıyor, sonra bedene gidiyor. Ne oluyor? Vücutta da bir takım böyle problemlere sebebiyet verebiliyor. Peki nasıl yapıyoruz bunu şimdi? Lenf drenaj botlar halinde giydiriliyor ve baskı uygulayarak, aslında sert bir el masajı gibi düşünün. Lenfatik dolaşımı hızlandırarak ayak tabanından başlayıp kollara kadar devam eden bir bası uyguluyor aslında. Bu basıyla birlikte vücut aktive oluyor, kan dolaşımı hızlanıyor. Hızlanınca da ödem idrar yoluyla atılıyor. Buradaki en güzel şey, insanlarda mutluluk hormonunu da aktive ettiği için bundan çıkışta, tabii serotonin hormonunu yükselttiği için çıkışta, seans sonrasında kişiler kendini çok mutlu hissediyor, çok zayıflamış hissediyor. İşte bir rahatlama masajın da verdiği bir rahatlık olduğu için, evet. Kaç seans uygulanılmalı diye hani soran bazen danışanlar oluyor, genelde bana sordukları. Eğer lenf ödem problemi varsa bacaklarda, özellikle 4 ile 8 seans arasında uygulamak gerekiyor. Bazı hastalarda haftada bir, danışanlarda, hasta demeyelim, danışanlarda haftada bir ya da iki, bazen de 15 günde bir gün sadece rahatlama yönelik gelen danışanlar var. Varislere etkisi var mı? Şöyle, basısını biz ayarladığımız için, aksine kan dolaşımını hızlandırdığı için faydası dahi var. Tabii ki bu çok aşırı derecede varisleri vardır, bacaklarda tıkanma vardır. O tarz danışanlara uygulama yapmamak gerekir. Çünkü biz bir hekim değiliz. Biz daha çok serotonin hormonunu yükselsin, ödemi atsın, kişi rahatlasın. Özellikle selülit tedavisinde çok destekleyici kullanıyoruz. Peki zayıflara, mesela şimdi benim bacaklarım zayıf. Evet. Ama burada dediğim gibi tekrar kan dolaşımını hızlandırdığı için sıkılaştırmaya da yönelik bir etkisi var. Zaten amaç o. Kan dolaşımını hızlandır, sonra sıkılaştır. Kan dolaşımı masajda dahi hızlandığı için, orada bir dolaşımda hızlanma olduğu için zaten sıkılık arkasından geliyor. Bu da tedavi edici bir cihaz. Her çok uzun yıllardır tabii göbek bölgesi, kol, göğüs bölgesi bası hiçbir zaman uygulanmaz. Onun dışında refleksoloji masajı yapıyor mesela, ayak altı. Şimdi onu diyecektim. Bizim ayak tabanlarımızdan bütün çakralarımıza, özellikle hani hep söylüyorum ya videolarımda, çakralarımız bizim ilgili meridyen sistemimizle duyguların geçişi çakralar yoluyladır. Ve ayak masajı, yani bütün ayaklarımızda akupunktur noktalarımız vardır. Ve bütün organlara buradan enerji gider. Demek ki bu cihaz o yüzden de faydalı. Çünkü refleksoloji masajı yapıyor diyorsun. Aynen. Onu nasıl yapıyor? Kendi kendine mi yapıyor? Buradan verdiği havayla, basıyla kişinin kan dolaşımını harekete geçiriyor. Bakın, ayaktan başlayarak sürekli yer çekiminin tersine omuzlara kadar geliyor. Sonra bir boşaltım yapıyor, bırakıyor serbest halde. Sonra tekrar ayak tabanından başlayarak yukarı gidiyor. Aslında bu da bir refleksoloji, o noktalara ayarlanmış bir hava sistemi aslında. Böyle gelişi güzel üstlerden sıksın veya farklı bir yerden sıksın değil. Ayak tabanından başlıyor, sıkarak yukarıya doğru ödeme vücuttan attığı için zaten hareketlendirmiş oluyor otomatik olarak. Kaç seans demiştin? Kişiye göre mi? 4 seans arasında tabii ki.
ki değişebilir. Tek seans gelen danışanlar da var şu an. Hı-hı. Fizyoterapi görüyor ya da masaj yaptırmıştır, ödemini çözememiştir, daha kuvvetli bir baskıya ihtiyaç vardır. Orada işte lenf drenaj devreye girer. Hı-hı. Bunu zaten genelde fizyoterapistler kullanır. Hı-hı. Yani ne kadar önemli. Bakım ünitelerinde dahil lenf ödem cihazları var. Hı-hı. Çünkü uzun soluklu yatan hastalarda vücutlarında ödem dolaşım bozukluğundan dolayı oluşan hastalarda bu tarz şeyler kullanıyorlar. Tabii ki tekrar söylüyorum, biz hekim değiliz. Biz güzellik uzmanıyız. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Özellikle bacaklarında problem olanlar, evet, bilinçaltında dolaşım bozukluğu. Bilinçaltında şudur: bir kişi ilerlemek istemiyorsa, hayatın her alanında ilerlemek istemiyorsa bacaklar böyle hareket etmez. Hani böyle sendeler. Mesela bazen birisiyle buluşmaya gidersin. Dersin ki ya hiç ayaklarım çekmedi beni. Eskilerimizin tabiri, bakın hep o. Hiç ayaklarım çekmedi beni ya. İşte orada ne biliyor musun? Aslında bedenimiz bize sinyal veriyor arkadaşlar. Yani oraya gitme, o kişiyle buluşma ya da o işi yapma. Hani beden bize mesajı veriyor. Çünkü ruh, yani o da nasıl oluyor? Ruh, yani kalbin aklı aslında bedene iştikal ediyor. Hani yapma diyor. Ruhtan sinyalleri alıyoruz. Bu da otomatikman bedenimize yansıyor. İnşallah ben de bir gün deneyeyim o zaman. Serotonin hormonu için. Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten böyle spontane bir yayın oldu. Güzel oldu. İsteyenler de hani gelebilirler. Ben hani sizler için böyle ödem için, hayattan alamamak ve dişi enerji için özellikle vücudumuzun su tutmaması gerekiyor ki o akışkanlık, o çi enerjisi bütün bedenimize, ruhumuza, zihnimize yansısın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Hoşça kalın.